Ya sen daha önce İstanbul'da tek başına sokağa çıkamıyorsun, sokağa. Ya vallahi kusura bakma ama bence sen hayat konusunda hiçbir şey bilmiyorsun. Alo. Uyandırdın mı? Yok, ne oldu? Bir şey mi oldu? İyiyim. Sadece seni merak ettim. Son konuşmamızdan sonra haber alamadım senden. Tam da eve öyle neşeli gelince yetişemedin mi? Yetişemedim. Zaten yetişsem de bir şey değişir miydi bilmiyorum ki. Ya. Çocuk özgürlüğünü para için satmış. Ne desem boş. Yıldızların altında. Evet. Sen nasıl böyle rahat konuşuyorsun? Ben bir şey yaptım. Ne yaptın? Dışarı çıktım. Ciddi misin sen? Nasıl çıktın dışarı? Kaçtım Ferhan. Saçmalama. Bir 5 dakika görsek olur mu uygunsan? Tamam. O zaman sen bana... Konum at, ben 5 dakika oradayım. Tamam. Tamam. Beş dakikayı birazcık aşmış olabilirim, kusura bakma. Hoş geldin. Hoş buldum. Geldiğin için teşekkür ederim. Sen nasıl çıktın dışarı? Evde bir şey mi oldu? Hayır, bir şey olmadı. Her zamanki şeyler. Bir yandan silahlar patlıyor, bir yandan Nazif'in olayı. Haksızlık değil mi Ferhan? Büyük balık, küçük balığı yutar demişler. Böyle mi olmak zorunda peki? Büyük balık küçük balığı yutar demişler. Demişler. Sen balık değilsin ki. Bırak onu sardalyalar düşünsün. Bir duvarda görmüştüm bu şiiri. Ezberimdeki tek şiir. Ne diyor biliyor musun orada? Şimdi bunlar... Bize bunu yaptılar ya. Salih. Şimdi bunların bu yaptıkları yanına mı kalacak? Kalmayacak. Çünkü ben de balık değilim. Bunun hesabını hepsine soracağım. Ne yapacaksın peki? Kalk ayağa. Kalk, kalk. Senden bir şey rica ediyorum. Bugün bunların hiçbirini konuşmayalım. Sen beni buraya çağırdın ya. Sen ne yapmak istiyorsun? Bana onu söyle. Seninle gezmek.
Gezelim. Gerçekten mi? Gerçekten. Ben seni aramak konusunda kararsız kaldım. En son görüştüğümüzde... En son görüştüğümüzde ben sana evet bir şeyler söyledim. Doğru. Yani... Görüşmek istemiyordun. Şimdi benim ağzımdan... bir şeyler çıktı tabii ki. Ama sonra ben... ne kadar yapabildim, ne kadar yapamadım, ne kadar yapabiliyorum bilmiyorum. Neyi? Şimdi ben sana dedim ya konuşmayalım, görüşmeyelim diye. Ama şu kafam var ya, işte benim kafam susmuyor Müjde. Gözümü ne zaman kapatsam seninle göz göze geliyoruz. Bak laf salatası yapmıyorum ben, çok gerçek bir şey söylüyorum sana. Kafamda sana sorular soruyorum. Sonra sanki seni çok tanıyormuşum gibi kendime cevaplar veriyorum. Konuşuyoruz, gülüyoruz, bazen susuyoruz. Sana çok komik gelecek belki ama... bazen beraber böyle göğe bakıyoruz. O zaman niye bu haldeyiz? Çünkü utanıyorum. Ferhan diyorum, senin sorumlulukların var. Müjde'nin ailesi var. Senin mutlu olmaya hakkın yok diyorum kendi kendime. Ya ben böyle konuşuyorum ama senin kafanda, kalbinde bir yer ediyor muyum? Onu bile bilmiyorum. Ediyorsun. Hem de çok. Ben gideyim artık. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler Müjde. İyi geceler. Ah. Ne oldu? Hiç böyle düşünmemiştim biliyor musun? Neyi? Bana bir kere iyi geceler Ferhan der misin? İyi geceler Ferhan.
Bak, tam kafamdaki gibi. O kadar güzel ki. Görüşürüz. Görüşürüz Ferhan. Ne? Ben de hiç tükenmez bir hayat vardı. Kırlara yayılan ilkbahar gibi. Kalbim hiç durmadan hızla çarpardı. Göğsümün içinde ateş var gibi. Başını göğsüme sakla sevgilim. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi. Hissedin sana vuruldu, anladım ne kadar yoruldum. Sakinleşti mi duruldum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.